18 Mart'ı 19 Mart'a bağlayan gece, yıl 1915. Çanakkale zaferi haberi Hicaz'da El Muazzam istasyonunda verilir Mehmet Akif Ersoy'a. Mesruriyet gözyaşlarıyla kendisini göstermektedir. Hıçkıra hıçkıra. Çanakkale önemlidir, kritik noktalardan bir tanesidir. Bundan sonrasını Kuşçubaşı Eşref anlatıyor. Diyor ki, İstasyonun arkasındaki hurmalığın dibine doğru çekildi. Gece boyunca yazmaya başladı. Çanakkale şehitlerine şiirini. Orada yazmaya başlıyor Mehmet Akif Ersoy bu şiiri. Ve diyor ki, şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Çölde, ay tepede, hava berrak. Devam ediyor uzun bir şiir Çanakkale şehitlerine. Çok güzel ifadeler var, çok güzel dizeler var. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor diye devam eder. Sabaha kadar Kuşçubaşı Eşref aynen şu ifadeyi kullanıyor. Fasılalı bir şekilde hıçkırık sesleri içli içli gelmeye devam ediyordu. Ey şehidoğlu şehit, isteme benden makber, sana ağuşunu açmış duruyor peygamber diye bitirir. Sabah hava aydınlandığında Kuşçubaşı Eşref'in yanına gider. O faniliğin mesruriyet haliyle birazcık da mütebessim bir şekilde artık ölebilirim der. Ölsem de gam yemem. Artık rahattır Mehmet Akif Ersoy. Efendim, 18 Mart 1915 senesinin Çanakkale Zaferi'nin üzerinden tam 109 yıl geçti. 109 yıl evvel bugün bu toprakların aslında kurtuluş nişanesi alındı. Bu vesileyle biz kahraman şehitlerimize rahmet ve saygıyla, bu sedayla sohbetimizi başlatıyoruz. Bu kubbede hoş bir sada bırakabilmek adına Ramazan-ı Şerif'in 8. akşamında huzurlarınıza geldik bir kez daha. Sultanahmet Meydanı'nda hoş geldin Ramazan yayınımız başlıyor. Yine birbirinden farklı duraklarımız olacak. Kur'an-ı Kerim tilavetleri, dini musikimizin örnekleri ve tabii ki değerli sohbetler eşliğinde. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Burhan İşleyen hocamız bizlerle birlikte. Kıymetli hocam, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim Burak Bey. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. TRT Türk ekranlarından bizi izlemekte olan, henüz iftarını açmamış, açmak üzere olan bütün kardeşlerimize, bütün izleyicilerimize Cenab-ı Hak'tan sağlık, afiyet diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Rabbimiz Ramazan-ı Şerif'in 8. gününü de oruçla, ibadetle geçirmeyi nasip etti. Her gün artan bir ibadet iştiyakıyla, şevkiyle, hayır hasenat, iyilik ve güzellik duygularının ziyadeleşmesiyle geçireceğimiz bir Ramazan'ın sonunda Rabbim günahlarımızdan arınmış, temizlenmiş, yıkanmış olarak bayram edebilmeyi bütün abi, şu an ekran abi. Başında bizi izlemekte olan izleyicilerimizle birlikte her birimize nasip etsin. Hayatı Ramazan gibi yaşayıp asıl ebedi hayatı bayram olan kulların arasına bizleri de katsın. Bu vesileyle Çanakkale şehitlerimize de Cenab-ı Hak'tan tekrar rahmet diliyoruz. Onların emanetine layık bir hayat yaşamayı da bize nasip etmesini niyaz ediyorum. Evet. Asım'ın nesli diyordun ya, nesilmiş gerçek, işte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek diyor. Hatta o şiirde Bedir'in aslanları ifadesini kullanıyor merhum Mehmet Akif Ersoy, kıymetli hocam. Bedir'in aslanları ifadesini kullanıyor. Evet, malum Bedir'in çok özel bir yeni yeri vardır İslam tarihinde. Evet. Bir avuç diye tabir edebileceğimiz yaklaşık 1000 kişilik bir ordunun, ordu denirse o zaman o şartlarda, kendisini ortadan tamamen kaldırmak, henüz doğmadan İslam yok etmeye niyetlenmiş, azmetmiş, azgın bir müşrik topluluğa karşı verdikleri bir savaştır. Güç dengesi yoktur, sayısal denge yoktur, moral motivasyon anlamında da belki bir tarafta
varlıkla, imkanla şımarmış bir grup varken, öbür tarafta henüz daha ayakların üstünde durmaya çalışan, çiçeği burnunda diye tabir edebileceğimiz Medine site devletinin etrafında, çatısı altında bir araya gelmeye çalışan maddi anlamda zayıf bir kesim vardır. Dolayısıyla Çanakkale'ye çok benziyor. Yani Çanakkale'de nasıl ki inkar, batıl, yani dini terminolojiyle söylüyorum. Evet. Bütün imkanlarıyla, bütün gücüyle, sayısal ve teknik anlamda bütün imkan ve gücüyle gelmiş Anadolu coğrafyasında sıkıştırıp yok etmeye niyetlenmiş Anadolu'da yaşayan, ki o zaman nüfusumuz herhalde 10 milyonun biraz üstünde olmalı. Aşağı yukarı. Evet, aşağı yukarı. Tamamen ortadan kaldırmayı hedeflemiş. Onun için Mehmet Akif merhum çok isabetli bir benzetmeyle Çanakkale şiirinde Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı derken, hem sayısal bakımından birbirine benzerliği, güç bakımından birbirine benzerliği, bir de aşk ve iman bakımından birbirine benzerliği vurguluyor. Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor derken, hilalin bizde özel bir anlamı vardır biliyorsunuz. Bayrağın üzerindeki hilal de Allah'ı sembolize eder. Evet. Hilal, lale ve Allah kelimelerinin Burak Bey Ebced hesabıyla değeri 66'dır. Aynı harflerden ibarettir. Elif, lam, lam, he. Üç kelimede de bir elif, iki tane lam, bir de şey vardır. Nedir onun adı? İki elif affedersiniz. İki tane lam, bir tane de he vardır. Evet. Dolayısıyla rakamsal değeri 66'dır. Bayrağın üzerindeki hilal Allah'ı, yıldız da Muhammed'i sembolize eder. Bayrak bir tevhid bayrağıdır. Bayrağımız Allah ve Muhammed'den ibaret bir bayraktır. Buradaki hilal de herhalde bir hilal uğruna derken, Allah davası uğruna, Allah'ın adını yüceltmek için Allahu Ekber sadaları minarelerde, kubbelerde yankılanmaya devam etsin diye, evet, ne güneşlere batıyor derken de şehitlerin hilali yaşatmak için güneşlerin şehit olduğu benzetmesini, teşbihini yapıyor. Hakikaten öyle olmuştur. Şimdi Çanakkale'ye baktığımız zaman... Devam edelim. Muntazam bir ahenk. Ama siz de bana eşlik ettiniz sohbetinizin başında. Farklı durak noktalarında, işte Avrupa'nın çok güzel yerlerine uğrayacağız dediniz. Onlardan bir tanesine uğrayalım. Hem Ramazan'ı konuşalım, hem Çanakkale zaferini, evet, konuşalım. Hem de asıl meseleyi, ahireti, evet, birazcık konuşmak istiyoruz. Efendim, şimdi sizleri Almanya'nın Hannover kentine götürüyoruz. Songül Barış Şahin müzisyen konuğuyla bizleri bekliyor. Selam gönderelim, söz sizde. Merhaba, iyi akşamlar. Bugün Almanya, Hannover'deyiz. Çok güzel bir noktadayız ve yanımda çok değerli bir konuğum var. Sizlere tanıtmak ve kendisiyle sohbet etmek istiyorum. Müzisyen ve yazar Adem Sevgi bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Adem Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sizler değilsiniz. Çok teşekkür ederiz. İyi ki bugün bizimle birliktesiniz. Sizi biraz tanıtmak da istiyorum açıkçası, önce sorularıma geçmeden. Eyvallah. Önce. Siz Türkiye'de doğdunuz. Eğitim Türkiye'de ve öğretiminiz doğru. Tamamı Türkiye'de geçti ama 21 yaşında Almanya'ya gelme kararı alıyorsunuz. Bunu soracağım. Devam etmek istiyorum ama biraz hayatınızla ilgili. Almanya'ya geliyorsunuz, bir dil öğrenme serüveniniz var. Almanca zor bir dil, çok da kolay değil ama siz bunu başarıyorsunuz ve hatta Volkshochschule dediğimiz buradaki halk kültür merkezleri diyeceğim. Evet, öyle eğitim. Okullarda yabancılara Türkçe dersi veriyorsunuz. Evet, Almanlara Türkçe dersi. Harika bir şey. Çocukluğunuzdan gelen bir müzik ilgisi de var tabii ki. Çocuk yaşlarda saz çalmayı öğreniyorsunuz ve hala devam ediyorsunuz müzikle, şiirle, makale yazmakla ve doktoranızı da sosyal psikoloji bölümünde sosyal yapıyorsunuz psikoloji. Değil mi? Evet. Şununla başlamak istiyorum. Almanya'ya gelme kararını nasıl verdiniz? İnsanın hayat şartları bunu belirliyor. Yani belli bir noktada Türkiye'de üniversite bitirdikten sonra iş hayatına atıldık ama işte başımıza gelen bazı sıkıntılardan dolayı yaşayacağımız coğrafyayı değiştirmek zorunda kaldık. Eşimin de çok büyük etkisi oldu. Eşim burada büyüme. Ve doğum için buraya geldik.
Ondan sonra da kaldık, öyle diyelim kısaca inşallah. Ama sonraki hayatımız tabii ki Avrupa'daki gördüğümüz, Almanya'da gördüğümüz hayat bizi etkiledi. O birikimlerimizi buraya taşımaya çalıştık. Buradan birikimler aldık derken burada bir hayatın içerisinde bulduk kendimizi. Ne kadar güzel. Evet. Müzikle de ilgileniyorsunuz biliyorum. Yayın öncesi de biraz konuşma fırsatımız olmuştu. Nasıl evet. başladı bu müzik merakı? Aslında müzik merakı, kainatın ilk insanın duyduğu ses müzik sesidir. Ağlamaya başladığı andan itibaren müzikle iç içedir insan. Ezanımız müzik, musikidir. Benim müzikle başlama serüvenim aslında rahmetli büyükannemin çok büyük etkisi oldu. Eskiden Anadolu'nun kırsal kesimlerinde gazeteler yoktu vesaire. Radyolar vardı, destanlar vardı. Rahmetli büyükannem destanı bir yerde duymuş demek ki, severdi. Çarşıya gönderirdi, harçlık verirdi, destan aldırırdı, onu okuturdu. Ama onu ben de beste şeklinde okumayı severdim. Akşama kadar destan satan o satıcının arkasında gezerdim. Elinde destan, sırtında bir kaset çalar. O da bunu fark etti, her hafta beni gezdirirdi, söyletirdi. Derken müziğin içerisinde böyle kendimizi bulduk. Ama zannediyorum benim en, yani müzik olsun, diğer alanlarım olsun, hayatı izlemek, gözlemlemek de olmuştur. Yani insanı gözlemledik, hayatı gözlemledik ve o bütün aldığım duyguları, düşünceleri yazıya döktüm. Yazıdan sonra şiire döktüm. Bunları anlatmam gerekiyordu. En kolay yolu müzikle ifade etmekti. Tabii ilahiyat yönümüz de vardı. İşte İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Hatiplik var, vaizlik var. 25 yıldır Hac Umre Kafile Başkanlığı yapıyoruz. Elhamdülillah insanlarla iç içeyiz, toplumla beraberiz. Her şeyi işte iletişim olarak kullanıyoruz, yani değerlendiriyoruz. Peki Almanya'ya geldikten sonra sizce Almanya sanatsal kişiliğinize biraz katkıda bulundu mu veya hangi şekilde katkıda bulundu? Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Aslında şunu ifade etmek gerekir. Yani tabii ki katkıda bulundu. Çünkü gurbet dediğiniz, yaşadığınız yer sizin bütün ana vatana olan bağlantılarınızı hasretle önünüze koyar. Bir özlem var, bir hasret var. Tabii onun da duygusallığı var. Tabii ki insanlar göçtükleri yerlere, hicret ettikleri yerlere bedensel olarak gitmiyorlar. Bütün değer yargılarını da götürüyorlar ve siz orada bir dünya inşa ediyorsunuz. Ben buna çok basit bir örnek vereyim. Yani Almanya'da döner dediğiniz zaman herkes bilir döneri. Bu ne demektir? Siz kültürünüzü yemeğe kadar götürmüşsünüz. Yani o ismi öz Türkçesiyle beraber koymuşsunuz oraya. Bu sadece yemek kültürü değil, yaşam kültürü, paylaşım kültürü. İşte bir rahmet ayı içerisindeyiz, Ramazan ayı içerisindeyiz. Camilerde, teşkilatlarda yapılan iftar yemekleri vesaire. Bu toplumla kaynaşmanın, paylaşmanın aslında çok büyük etkisi ve öneme haiz. Onun için yaşadığınız her yerin mutlaka sizin yaptığınız her çalışmanıza etkisi vardır. Evet, kesinlikle. Kesinlikle vardır. Yani. Siz Türkiye'de de Ramazan geçirdiniz. Burada da Ramazan ayını evet. geçirme fırsatınız oldu. Tabii ki ilk Ramazan ayınızı hatırlamayacaksınızdır muhtemelen. Üzerinden çünkü çok evet, uzun uzun yıllar geçti. Evet, ama belki böyle bir eskiyi düşündüğünüzde ve şimdiki Ramazanları kıyasladığınızda bir sosyal değişim veya jenerasyon farkı görebiliyor musunuz? Mutlaka. Yani şu var. Tabii ki globalleşen dünya artık önünüzde, parmağınız ucuyla her yere ulaşabiliyorsunuz ama bir fırındaki pide kokusunu Almanya'da hissedemezsiniz. Veya o teravih tadını burada yaşarsınız ama bir davul kültürünü burada yaşayamazsınız. Ama bununla beraber de yine Ramazanlar ferdileşen hayatı toplumsal hayata çevirmenin en büyük fırsatıdır. Yani çocuklarımız çocuk odalarına kapandı. Apartmanlarda insanlar birbirlerine yabancı düştü, yalnız kaldı. Siz bir iftar sofrasında bu toplumsallığı, bu paylaşımı yeniden harekete geçiriyorsunuz. Bugün en büyük sorunumuz ailevi problemlerimiz. İnsanlar birbirlerine uzak yaşıyorlar. Çocuğunuzun çocuk odasına dahi kapısını tıklayarak giriyorsunuz. Böyle bir dönemde siz iftar ve sahuru bir aile birleşimi, bir akraba birleşimi, bir komşu birleşimi paylaşımı. Hatta ve hatta az önce de konuştuğumuzda ifade ettik. Derneklerin iftarlarında iş adamlarının bir araya gelmeleri, kültürlerin bir araya gelmeleri, belediyede verilen iftarlar. Yani bu yaşadığınız toplum içerisinde kendi değer yargılarınıza sahip çıkarak bu toplumun da değerlerine saygı duyarak bir dünya oluşturuyorsunuz. Tabii ki etkisi var. Değil mutlaka. Mi? Evet. Sanatçı kişiliğiniz var tabii ki. Bundan bahsettik aslında. Ramazan ayında bir etkinliğiniz oluyor mu veya hangi yönde ne şekilde etkinlikler fuarları var. Camileri geziyoruz. Camilerde sohbet ediyoruz. Kitap fuarları var, onlara katılıyoruz. Ama önümüzdeki inşallah 10 gün, Ramazan'ın son 10 günü yine bir kafileyle Mekke'ye uçacağız. İslam Toplum Milli Görüş Teşkilatları'nın yıllardır hizmetkarı olduk. Yine de orada devam ediyoruz. Grupla özellikle son yıllarda bunu da ifade edeyim. Avrupa'dan muazzam bir genç kitlesi Umre'ye gidiyorlar. Ve orada
Bu gençlerle aslında biz umreden ziyade, umreyi de yapıyoruz ama bir aidiyet, bir kişilik oluşum, iletişim, bunlar üzerine çok duruyoruz ve gelecekten umutluyuz inşallah Avrupa'nın gençlerinden. Ne kadar güzel. Siz kafile başkanlığı yapıyorsunuz değil mi? 25 yıldır yapıyorsunuz. 20-25 yıl oldu evet. Hac ve Umre'ye katılanlara baktığınızda bir farklılık vardır o zaman. 25 yıl öncesiyle şimdiki mutlaka, arasında bir fark vardır. Mutlaka gün geçtikçe gençleşiyor gidenler. En önemli faktör bu. Yani Umre ve Hac gençler gidiyor. Bir de Avrupa'da bizim gençlerimizin tespit ettiğim iş adamlığı daha öne çıkıyorlar. Yani girişimcilik. Kızlarımız kendilerini daha iyi yetiştiriyorlar. Araştırmacılar, meraklılar. Fakat dediğimiz gibi aile içerisindeki iletişimde bir sıkıntımız var. Bunu çözmek zorundayız. Hatta şu anda ülkemizin en önemli yayın kuruluşu olan TRT'deyiz. Ben 90'lı yıllarda ulusal kanalların Avrupa'ya yayın yapmasına sevinmiştim. Türkçemiz gelişecek vesaire derken ama o yapılan programlar maalesef 30-40 yılda dejenere edemediği kültürü, işte bazı diziler, programlar, sabah kuşakları derken bizlere çok büyük zarar verdi. Toparlamaya çalışıyoruz. Toparlamak zorundayız. İnsan, çok özür diliyorum dışarıdan, bütün insan iki şey alır. Bir gıda alır, bir de bilgi alır. Gıdanın temiz ve helal olması çok önemlidir. Bilginin sağlam kaynaklı olması çok önemlidir. Tercih yapmak zorundayız. Süzgeçten geçirmek zorundayız. Süzmek zorundayız. Her şeyi almayacağız bedenimize ve daha doğrusu aklımıza, fikrimize. Bu çok önemli. Ama dediğimiz gibi araştırmacı bir nesil var. Gençlik geliyor. Çalışmalar çok iyi. Elhamdülillah umut varız. Ne kadar güzel. Çok teşekkür ederiz. Bize bugün katıldığınız ederim. İçin hayırlı Ramazanlar diliyoruz size ve ailenize. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür sağlık. Ediyorum. Ben de şu anda ekranları başında izleyen tüm izleyicilerimize Avrupa'dan, Almanya'dan sevgi saygı muhabbetlerimi gönderiyorum. Hayırlı Ramazanlar diyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Eyvallah. İlerleyen dakikalarda yeni bir konuğumla yine sizlerle olacağım. Şimdilik sözü İstanbul'a bırakıyorum. Ramazan-ı Şerif'in 8. akşamında Sultanahmet Meydanı'nda beraberliğimiz devam ediyor. Kıymetli hocamız Doçent Doktor Burhan İşleyen'le birlikte aslında Mehmet Akif Ersoy'un o şiir yazarken ki ahengini de anlatıyor bize 66 sayısından hareketle. Dili yok kalbimin bundan ne kadar bizarım diyen şairin nasıl dile geldiğini, dile geldiğindeki o ahengi de anlatıyordu. Kıymetli hocam o sözü bağlayalım. O sözü bağladığımız yerde başka bir durak noktasına daha gidelim. Evet. Dolayısıyla Çanakkale üzerinden gelmiştik buraya. Hani evet. Sizin girişinizden sonra. Çanakkale bir mektep, Çanakkale bir dava, Çanakkale bir okul hakikaten. Çanakkale sadece bir savaş ya da zafer olarak bakılabilecek bir hadiseden çok öte. Çanakkale bir bilinç. Evet. Çanakkale muhteşem bir tablo. Çanakkale'de ne var? Çanakkale'de bir defa dünyadan, candan, canandan, her şeyden vazgeçmek var. Allah için kendisini feda etmek var. Bir ayet-i kerimede Tevbe suresinin 111. ayetinde Rabbimiz buyurur ki اِنَّ اللّٰهَ اِشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَنْوَالَهُمْ بِيَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Allah müminlerden cennet karşılığında canlarını ve mallarını satın aldı. Çanakkale'de bunun müşahhas hale gelişi var. Evet. İnsanların canlarını yani nasıl bir iman, nasıl bir teslimiyet, nasıl bir fedakarlık, nasıl bir anlayış olacak ki 3 metre siperler arasındaki mesafe sizin önünüzdeki çıkacak, isabet eden bir mermiyle şehit olup düşecek, siz hiç tereddüt etmeden, gözünüzü bile kırpmadan kalkacaksınız, siz de bir mermi yiyip siz de düşeceksiniz, sizi gören arkadaşınız da hiç tereddüt yaşamayacak, o da kalkacak, o da bir mermi yiyip, o da siperin arkasına ya da önüne düşecek. Dolayısıyla Çanakkale bir defa bir fedakarlıktır. Allah için insanın kendisinden vazgeçmesidir. Çanakkale bir bilinçtir. Ümmet bilincinin müşahhas hale, canlanmış hale gelmesidir. Evet. Renkleri farklı da olsa, dilleri farklı da olsa, statüleri farklı da olsa, titir ünvanları, memleketleri farklı da olsa, aynı dava etrafında aynı Allah'a inanan, aynı peygambere tabi olan, aynı ülkünün peşinde koşan insanların aynı hedefe doğru
yönelmesinin adıdır Çanakkale. Aynı hedefe doğru koşmuş, her biri işte biraz önce ifade etmeye çalıştığım üzerindeki hilali Allah'ı, üzerindeki yıldızı Muhammed'i simgeleyen bayrak yere düşmesin diye her şeylerinden vazgeçmişlerdir. Bu arada aralarında onları bağlayan tek bağ iman bağıdır. Irkçılık yoktur Çanakkale'de, bölgecilik yoktur Çanakkale'de, ayrımcılık yoktur Çanakkale'de, tefrika, sen ben kavgası, bir o taraftan tutup o tarafa çekme, bu taraftan tutup bu tarafa çekme davası yoktur Çanakkale'de. Bütün farklılıkların, bütün renklerin tek bir hedefe yoğrulup tek bir renk altına haline gelmesi, al renge dönüşmesinin adıdır Çanakkale. Bugün bizim bu Çanakkale ruhunun dirilmesine sadece kahramanlık anlamında değil, ümmet bilincini yerleştirmek, kalbimizi birbirimize karşı kin, nefret, öfke, hırs, hasetlerden arındırıp onun yerine merhamet, şefkat, muhabbetle doldurmak için de ruha ihtiyacımız Eyvallah, var. Eyvallah, ne güzel söyledin. Her birimizin bir hadis-i şerif okuyayım Burak Bey, müsaadenizle. Muhteşem bir hadis-i şeriftir. Efendimiz yani beni çok etkiler, o anlamda söylüyorum. Bütün başka hadis-i şerifler de elbette çok güzeldir. Buyurur ki Efendimiz Aleyhisselam, Allah'ın kulları var, peygamber değiller, şehit de değiller. Fakat kıyamet günü Allah onlara öyle bir makam verir, öyle bir mertebe verir ki peygamberler ve şehitler onlara gıpta ederler. İmrenirler, şaşırırlar. Yani bu insanlar bu mertebeye nasıl çıktı, değil mi? Evet. İnsanın peygamberlikten sonra ulaşabileceği en yüksek mertebe şehadet, şehitlik mertebesidir. Rabbim bütün şehitlerimize rahmet eylesin, şehadetlerini kabul eylesin. Nasıl çıktı bu mertebeye de şaşırırlar. Sahabe-i kiram Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın bu sözlerini duyunca onlar da meraklanıyorlar. Habbirna menhum ya Resulallah, bize haber verir misin? Kim bunlar? Peygamber ve şehit olmadıkları halde peygamberlerin ve şehitlerin imrenerek, şaşırarak bakacağı insanlar. Efendimiz Aleyhisselam bir tarif yapıyor Burak Bey. Diyor ki, onlar aralarında akrabalık bağı olmasa bile, bunu biraz açalım, akrabalık bağı olmasa bile aynı aşiretten, aynı aileden, aynı kabileden, aynı şehirden, aynı ırktan, aynı siyasi görüşten, aynı tarikata intisap edişten, aynı cemaate mensup oluştan, aynı sendikaya üye oluştan, bütün bunlardan bağımsız, bunların hiçbiri olmasa bile. Evet. Ve aralarında alıp verdikleri bir mal, bir ticaret ilişkisi olmasa bile, şirket ortaklığı, menfaat ortaklığı, aynı iş yapıyorlar, birbirlerine destek oluyorlar, böyle bir maddi ilişki olmasa bile, Allah rızası için birbirlerini seven müminlerdir. Bakın muhteşemdir bu. Allah rızası için hiçbir maddi sebep, hiçbir ırkî sebep, aşiret ya da kabile, akrabalık ya da yakınlık gibi sebep olmaksızın aynı Allah'a inandıklarından dolayı, aynı peygambere bağlandıklarından dolayı, aynı Kur'an'a tabi olduklarından dolayı birbirlerini seven insanlardır. Efendimiz bunu söylüyor, arkasından da Aleyhisselam, vallahi inne vucuhahum lenurdur. Vallahi bu insanların yüzü nurdur. Vallahi bu insanlar nur üzeredirler buyuruyor. Arkasından da bir ayet-i kerime okuyor. Ela inne evliyallahi la khafun aleyhim ve lahum yahzenun. Dikkat edin, Allah'ın dostlarına korku yoktur, Allah'ın dostları üzülmeyeceklerdir de. Evet. Şimdi Çanakkale'de bu hadis-i şerif adeta canlanmış. Yatıyor Diyarbakırlı ile Giresunlu, aynı efendim aynı mezara defnedilmişler yan yana. Efendim Afganistanlı ile diyelim ki Kosovalı aynı mezara, Saraybosnalı ile Şamlı yan yana. Ümmet coğrafyasında yani aynı Allah'a inanan bütün Müslümanlar aynı dava uğruna, aynı hedefe kenetlenmişler ve bir araya gelmişler. Tarihin nadir şahit olduğu fedakarlıkları göstermişlerdir. Güzel atlara binip gittiler diyor ya Üstad Necip Fazıl Kısakürek. İşte o erler ki şehadet mertebesine erenler ahiret yurduna intikal ettiler, ama mertebe dediğiniz husus tabii çok başka bir yerde. Bu vesileyle
ahiret bahsini de açalım kıymetli hocam birazcık. Evet. Şimdi buradan şöyle, yani ahireti konuşacağız evet, ama Çanakkale'de ahiret inancını görüyoruz. Şimdi bir insanı bir mümin açısından söylüyorum, ölüme bu hayattan daha iyisini vaat ederek bu hayattan daha iyi şartlara ulaşmasını efendim kendisine anlatarak bu şekilde ölüme inandırabilirsiniz. Bu şekilde yani Allah rızası için fedakarlığa onu ikna edebilirsiniz. Çanakkale'de biz bunu görüyoruz. Bu insanlar ölüme gitmediklerinin farkındalar. Bir mümin açısından Allah yolunda öldürülenler ölüler demeyin, diridirler. Siz onun farkında değilsiniz. Allah yolunda öldürülenler ölüler zannetmeyin, diridirler ve rızıklandırılıyorlar. Bu da başka bir ayet-i kerime Ali İmran suresinde. Allah'ın kendilerine verdiklerinden dolayı sevinç içerisindedirler. Kendilerinden sonra gelenleri de müjdeliyorlar. Şimdi bu bilinç, ahiret, biz ahirete inanıyoruz. Aslında Müslümanın algısında, tasavvurunda, anlayışında dünya ayrı, ahiret ayrı diye iki farklı alem olarak algılanmaması gerekir. Bizim dünya ahirete hazırlık giriş bölümüdür. Yani ahiretin kalan kısmı, ki kalan kısmı ebedidir, sonsuzdur, bitmeyecektir. Kalan kısmı bu giriş bölümü diye nitelendirdiğimiz kısa sürede ki davranışlara göre, hayata, yaşayışa göre şey yapacaktır, şekillenecektir. Bu süre çok kısadır ama kalan süreye göre. Allah'ın Celle Celaluhu ifadesiyle aşiyyetene duhahadır. Bir akşam vakti ya da bir kuşluk vakti kadardır bu süre. Bir akşam vakti, bir kuşluk vakti kadardır. Cenab-ı Hak iman etmeden yaşayıp da ölenlere bir soru soruyor. Kem levistun fil ardi adede sinin. Ne kadar kaldınız yeryüzünde? Kaç sene kaldınız? Söyleyin bakayım diyor. Yıl sayısınca kaç sene kaldınız? Ne kadar kaldınız? Söyleyin. İnsanlar da tabii büyük bir hüzün, büyük bir pişmanlık ama faydasız bir pişmanlık, faydasız bir hüzün. Diyorlar ki lebithna yevmen ev ba'de yevm. Yani bir gün, yok bir gün de olmadı sanki. Bir günün bir kısmı kadar kaldı. Göz açıp kapayınca. Evet. Kadar. Öyle diyorlar Müminin evet. suresinde. Bir günün bir kısmı kadar kaldık diyorlar. Yani onu başka ayet-i kerimede bir kuşluk vakti ya da bir akşam vakti kadar diye nitelendiriyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Şimdi insan bu kuşluk vaktinde, ama bu kuşluk vakti, bu akşam vakti kadar olan, belki de işte sizinle programa hazırlık, giriş, sonuçlandırma aşamasının tamamı bir kuşluk vakti, bir akşam vakti kadarlık olan bir süre. Şimdi Avrupa'da bizi izleyip de henüz orucu açmamış, açacak olan kardeşlerimizin arasında işte ikindi ile akşam namazı arası kadar olan bir süre. Bir akşam vakti kadar olan bir süre. Fakat işin şey tarafı, dikkat edilmesi gereken tarafı, sonsuz olan kısım bu akşam vaktine göre şekilleniyor. Şimdi bu akşam vakti bir defa yaşanıyor Burak Bey. Tekrarı yok. Sonsuz olan kısım bu akşam vaktine göre şekilleniyor diyorsunuz. Evet. Bu akşam vakti kadar olan süreye göre şekilleniyor. Bu sürenin tekrarı yok. Evet. Bir kere yaşanıyor. Evet. Bir kere geliyor insan hayata, bir kere ölüyor insan. Geriye gelmesi yok. Pişmanlığın faydası yok. Ah ne olursun, bana bir fırsat daha versen, ben şöyle salih ameller işlesem gibi temennilerin bir karşılığı yok. Nafile. İnsanın ahu efgan etmesinin, feryadu figan etmesinin bir yankılanması, yani bir karşılık bulmasını imkanı yok. Bir kere yaşanıyor hayat, bir kere ölüyor insan. Şimdi insan bu süreyi yaşarken her yaptığının bir karşılığının olduğunun bilinciyle yaşaması. Onun için dünyayı farklı bir, ahiretten tamamen bağımsız bir hayat gibi düşünmemek lazım. Dünyadaki her hareketin ahirette mutlaka karşılığı vardır. Dolayısıyla ektiğinizi biçeceksiniz gibi tabii, de anlayabiliriz kıymetli evet. hocam onu.
İstanbul'da artık ezanı muhabbeti okunmaya başladı. Evet. Yatsı ezanı okunmaya başlandı. Sonrasında teravih namazı eda edilecek. Bizler de sizi Yusuf suresinin 1 ve 6. ayeti kerimeleriyle baş başa bırakıyoruz. Sadece kulaktan değil, kalpten de dinlemeniz hususuyla. Buyurun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم صدق الله العظيم Efendim
Sultanahmet Meydanı'nda beraberliğimiz devam ediyor. Doçent Doktor Burhan İşleyen hocamızla ahiret hayatını konuşuyoruz. Dünya hayatının devamı niteliğinde, insan da bir seyir halinde. Her ne kadar aşık fazıllar, ölüm gelince ondan korkacak değilim, o yarı bu yarıdan daha iyidir bence dese de, isyanla mağlul olan insan için iş birazcık daha sıkıntılı hal alıyor. Özellikle modernliğin, teknolojinin baş döndürücü bir şekilde ilerlediği bu çağın içerisinde ahiret hayatının da kendi hayatlarımızdan böyle kapı dışarı edildiği bir zaman diliminde. Kıymetli hocamıza birazcık da bu dünyevileşmeyi sormak istiyoruz. Kıymetli hocam, siz devamı niteliğindedir. Yani burası bir işte ektiğimiz yer, orada biçeceğiz. Bu o yola doğru gidiyoruz dediniz ama dünyevileşen de bir insan var. İnsan bu halinin nasıl farkında olacak da buna göre ilerleyecek ve pratikte uygulamaya koyacak bu imanı, ahirete imanı? Evet, şimdi insanın imtihanı tam orada başlıyor tabii. Evet. İnsan, Cenab-ı Hak insanı yarattı, insana pek çok nimet verdi, imkan verdi, fırsat verdi. Bir de hedef koydu. Yani dünyanın nimetlerinden istifade et, fakat ebedi olan hayatını unutma. Evet. Ve la tense nasibeke minet dünya, dünyadan nasibini unutma. Fakat ebedi olanın ahiret hayatı olduğunu da aklından çıkarma. Dünyadan istifade et, dünyadan nasibini kesme, fakat asıl olanın ahiret olduğunu da aklından çıkarma. Şeyimiz bu. Temel ölçümüz bu. Tabii insan, işte imtihanın başladığı yer burası. Âl-i İmrân suresi 13. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak insanın fıtraten düşkün olabileceği her şeyi sayıyor aşağı yukarı. Diyor ki şunların sevgisi insana süsü gösterildi. İnsan eşine düşkündür, çocuklarına düşkündür, kantar kantar altına, gümüşe düşkündür, tarlaya, bağa, bahçeye düşkündür, evet, bineklere düşkündür. Düşkündür insan bu dünyanın nimetlerine düşkündür. Evet. Sonra da diyor ki bunlar dünya hayatının geçici nimetleridir. Allah'ın katında varılacak yerin en hayırlısı Allah'ın katındadır. Şimdi burası işte tam imtihan yeridir burası. İnsan öyle yaşamalı ki dünyada yaşamını devam ettirecek, dünyada yaşamasını kolaylaştıracak işleri yapmakla beraber dünyaya ebedi hayata hazırlanmak için geldiğini unutmadan yaşamalı. Dünyevileşmeye acizane bu dengenin dünya tarafına bozulmasına dünyevileşme diyoruz. Bu dengenin dünya tarafına bozulmasına. Yani dünyaya hazırlığını çok, ahirete hazırlığını az yapmasına. Ben bunu daha çok, yani sekülerlik anlamında dünyevileşmeyi konuşmuyoruz. O bir ideoloji, o bir felsefe, o daha çok efendim dini reddeden bir anlayış. Onu demiyorum ben. Allah'a inanan, peygambere inanan, güzel bir Müslüman olma iddiasında ya da Müslüman olma iddiasında bulunan ama buna rağmen dünya ahiret dengesini dünyanın lehine bozan yani ölçüyü kaçırmaktan bahsediyoruz. Ölçüyü kaçırmaktan Muvazeneden bahsediyoruz. Evet. Cenab-ı Hak enteresan ifadeler kullanır Kur'an-ı Kerim'de. يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ. Yani dünya hayatını ahirete tercih etmekten bahseder. Bunun olumsuz ve müminlerin özelliği olmadığını anlatır Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de. Dünya hayatını ahiretin önüne geçirmek, dünyaya, ben size biraz anlaşılsın diye basit bir örnek vereyim. Hocam, cennete bir gidiversek mesela diyor şimdi, cennete bir gidiversek bir kulübemiz olsa yeterli diyor. Diyelim ki ne kadar mütevazi, ne kadar samimi bir dilek gibi gözükebilir. Şimdi cennet ne kadar sürecek cennet? Cennet sonsuz, bitmeyecek. Sonsuz ne demek? Yani bin sene, milyon sene, milyar sene, trilyon sene, katrilyon sene değil, sonsuz. Evet, sonsuz. Sonlu zihinlerle sonsuz hayatı idrak etmemiz tam anlamıyla mümkün değil. Sonlu zihinlerle, sonlu beyinlerle sonsuz hayatı tam olarak idrak etmemiz kolay olmuyor, mümkün olmuyor.
Şimdi bir kulübe yeter bize diyor. O ne kadar mütevazı bir insan. Yani siz sonsuz hayatta bir kulübeyle iktifa ettiğinize, yetindiğinize göre sizin 50-60 sene, ortalama insan ömrü 80 sene, hadi 100'e çıkaralım, 100 sene, hadi 120 olsun, çok nadir bir şey. 120 senelik hayatınızda, sonsuz hayatta bir kulübeyle yetindiğinize göre 120 senelik hayatınızda bir kulübenin penceresinin tokmağı bile olmaması lazım şeyi. Tabii. O açan şey ne diyoruz, pencereyi açan? Kulp artık, ne diyelim ona işte. Pencereyi tutup açıyoruz ya. Evet, kulpu evet, diyelim yani. Pencerenin kulpu. Pencerenin yani. Kulpu bile olmaması lazım değil mi insanda? Ya eğer samimiyse bu söyleminde, dünyevileşmeyi anlattı, yani basit bir örnek üzerinden giderek evet, anlatmaya lütfen. Çalışıyorum. İnsan ahirette, sonsuz hayatta bir kulübeyle yetinme söyleminde samimiyse, 100 senelik hayatında bir kulübe değil, bir kulübenin penceresi bile olmaması lazım yani. Çünkü bitiyor. Bakıyorsun, ev yazlık, kışlık, efendim denizin Soğuk kenarında, yok. Dağın başında, köyde, şehirde, buldukça aldık. Ha, burada sıkıntı var. İşte bu dünyevileşmenin insanı esareti altına almasıdır bu. Tam da bu esareti merak ediyoruz hocam. Evet. Bunu bize bir anlatın. Hızlı da geçmek istemiyoruz. Ama Hanover bağlantımız da hazır. Evet. İnsanın öğrenmesi, bilmesi gereken şey galiba dünyaya geldim gitmeye kısmı. Onun üzerine konuşacağız şimdi. Songül Barış Şahin bir kez daha bizlerle birlikte hazır. Konuğu da, kendileri de bizleri bekliyor. Sözü bırakıyoruz. Tekrardan merhabalar. Bugün Almanya'nın Hanover şehrindeyiz ve konuklarımızı ağırlamaya devam ediyoruz. Şu an yanımda çok değerli bir konuğum var. Sizlere hemen tanıtmak istiyorum. Profesör Doktor Tuğba Esat Beyoğlu bizlerle birlikte Gıda Bilimi ve İnsan Beslenmesi Enstitüsü Bölüm Başkanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Tuğba Hanım, sizi biraz tanıyabilir miyiz öncelikle? Tabii ki, memnuniyetle. Öncelikle herkese huzurlu, bereketli, hayırlı Ramazanlar dilerim. Adım Tuğba Esat Beyoğlu. Hanover'e yakın bir şehirde, Braunschweig'da doğdum, büyüdüm. 5 kardeşiz. Braunschweig Üniversitesi'nde gıda mühendisliği okudum ve aynı üniversitede doktoramı tamamladım. Ondan sonra Kuzey Almanya'ya geçiş yaptım. Kiel Üniversitesi'nde profesörlük tezimi tamamladıktan sonra Güney'de Würzburg Üniversitesi'nde gıda mühendislerine ders verdim ve aynı zamanda Almanya'nın en önemli ve büyük enstitülerinden biri olan Max Rubner Enstitüsü'nde araştırmacı olarak görev aldım. Harika. Ve 5 sene önce de Hannover Üniversitesi'ne geldim. Burada profesörüm, alanım gıda mühendisliği ve gıda geliştirme. Doktora öğrencilerimle birlikte gıda bileşenlerinin insan vücuduna nasıl bir etki yarattığına, hücre kültüründe bakıyoruz. Veya günümüzce yaygın olan ısıl işlemler var ama ısıl olmayan işlemler de var. Mesela burada cold plasma tekniği var. O teknikle besleyici değerin gıdada yükseltebilir miyiz diye onlara bakıyoruz. Veya yeni fonksiyonel gıdalar üretiyoruz. Örneğin burada probiyotik gıda, kefiri hepimiz biliyoruz ama sütten ürettiğimiz bir ürün. Ama bazı insanlar mesela laktoz intoleransı olabiliyor, bu ürünleri tüketemiyor. Onlar için de mesela su kefirini üretiyoruz. Evet, aynen. Çok orada, enteresan. Mesela süte gerek duymuyoruz, sadece su ile üretebiliyoruz. Harika. Ramazan ayı içerisinde bulunuyoruz. Ramazan biraz bize heyecan veren de bir ay açıkçası. Siz peki Ramazan geldiğinde en çok ne için heyecanlanıyorsunuz? En çok beklediğiniz şey ne oluyor? Huzur. Huzur. Evet. İş hayatım çok yoğun geçtiği için Ramazan'da benim için zaman duruyor, zaman bereketleniyor. İnsan vakit ayıramadığı dostlar, ailesi için zaman ayırabiliyor. Ve zaman çok kıymetli geçiyor ve manevi değerler de tabii ki bu zamanda ön plana çıkıyor. Evet, kesinlikle. Sizin uzmanlık alanınız gıda ve insan beslenmesi. Evet. Ramazan ayında da tabii ki bunların ikisi çok önemli konular. Tabii ki Ramazan ayında biraz dizginlemeye de çalışıyoruz açıkçası beslenmemizi. Bir uzman olarak nasıl değerlendirebilirsiniz bunu? Aynen.
Ramazan ayında oruç tutarken tabii ki uzun bir süre aç kalıyor vücudumuz. İftar olduğunda da insan hemen her şeyi bir anda tüketmek istiyor. Bu yanlış. Hani yavaş yavaş tüketmemiz lazım. Sindire sindire, çiğneyerek tüketmemiz lazım. Ve ara ara yememizde de fayda var. Yani her şeyi bir anda tüketmememiz lazım. İftarı yaparken hafif gıdayla başlamak, sıcak bir gıdayla başlamak, en ideali çorba ile başlamak ve çok fazla yağlı yemekler yememek. Mesela kavurmadan, kızartmadan kaçınmamız lazım. Onun yerine haşlama, ızgara, buğulama şeklinde ürünleri tercih etmeliyiz. Aynı şekilde suyu bol bol tüketmemiz lazım. Çünkü vücudumuz uzun süre susuz kalıyor. En ideali olarak da maden suyu da tüketebiliriz mineraller açısından. Ve tuzludan ve şekerliden de biraz uzak durmamız lazım. Çünkü bunlar biliyorsunuz susattırıyor da insanı. Ve tatlı olarak da şerbetli tatlılarımız var. Çok seviyoruz hepimiz. Ama aynı şekilde meyve de var veya sütlü ürünler de var. Örneğin dondurma olabilir veya hafif bir güllaç olabilir. Ve Ramazan ayında da sahuru da önemsememiz gerekiyor. Ben bile dahil hani saati kurup suyumu içeyim geri yatayım diyoruz ama yanlış. Çünkü vücudumuz uzun süre yemeksiz kaldığı için metabolizmamız yavaşlıyor. Yani sahuru es geçmeyelim mi demek geçmeyelim, istiyorsunuz? Evet, kesinlikle geçmeyelim. Yemeğimizi yiyelim ama ağır yemeklerden aynı şekilde yine kaçınalım. Hafif gıdalar tüketelim. Örneğin kahvaltılık gibi. Evet. Aslında saydığımız şeyler hepsi aslında sağlıklı beslenme ile ilgili şeyler. Aslında Ramazan ayına özgü şeyler de değil gibi. Aynen. Bildiğimiz aslında normal hayatımızda da bu şekilde uygulamamız gerektiği ve 3 öğün diyoruz önemli. Çünkü dediğim gibi eğer vücudumuz uzun süre gıdasız kalırsa metabolizmamız yavaşlıyor. Bunları önlemek için sürekli düzenli yemek yemeliyiz. Evet. Her ailenin bir takım ritüelleri olabiliyor, gelenekleri olabiliyor. Sizin ailenizin size böyle kültürel miras olarak bıraktığı Ramazan'la ilgili bir geleneği var mı acaba? Bunu merak ettim. Birlik beraberlik. Ben büyük bir ailede doğdum, büyüdüm. 5 kardeşsiniz gibi, dediniz değil evet, mi? Evet, 5 kardeşiz. O yüzden Ramazan'da hep beraberdik. Ramazan'da eskiden, şimdi biraz daha tabii ki Ramazan'da yaz aylarına denk gelmesiyle beraber çok davetler olmayabiliyor. Örneğin biz her hafta sonu bir ailedir 2-3-4 aile bile bir anda iftara davet ederdik veya davet edilirdik. Bu şekilde geçiyordu yani çocukluğumuzda Ramazan iftarlar. Ailenizle ve çevrenizle aslında vakit bulabiliyor musunuz hala iftar yapmak için veya toplu bir şekilde bir araya gelmek için Ramazan'da? Çünkü çok yoğun çalışıyorsunuz biliyorum. Yine de vakit oluyor mu Ramazan ayında? Evet, vakit ayırıyorum çünkü benim için de çok önemli. Örneğin mesela dün kardeşimle iftara davetliydik. Orada da herkes, eşi, çocukları ve çocuklar için de çok önemli yani bu aile birliğini, Ramazan kültürünü devam ettirmeleri açısından onlar da böyle bu şekilde kültürümüzü inşallah ileride devam ettirebilirler. Evet, ne kadar güzel. Siz burada doğdunuz, burada büyüdünüz. Dolayısıyla daha çok buradaki Ramazanlara hakimsiniz. Daha öncesinde Türkiye'de Ramazan'ı geçirme fırsatınız oldu mu veya imkanınız? Evet, oldu. Yaz dönemindeydi. Çok güzeldi. Sultanahmet'te. Evet. Ramazanlar oluyordu. Bilmiyorum hala var mı bu şekilde dışarıda herkes yemeğini getiriyordu, içeceğini getiriyordu, beraber iftar ediliyordu. O çok hoşuma gitmişti mesela veya ezan sesleri. Burada ezan sesi duymuyoruz maalesef. Tam onu soracaktım. Farkları neydi sizin için? Türkiye ile kıyasladığınızda buradaki Ramazanlar neler? Yani beraber namaz kılmak. Fark. Tabii ki biz evimizde kılıyoruz ama aynı cemaatle namaz kılmak tadını alamıyoruz yani. Evet. Sizin için peki Ramazan'ın böyle olmazsa olmaz dediğiniz şey var mı? Olmazsa olmaz yani hurması.
bir araya gelmek belki aileyle. Aynen. Normalde belki vakit bulamıyoruz çok yoğun çalıştığımız için. Herkesin çok yoğun bir iş hayatı var zaten normal şartlarda. Evet, aile, Ramazan'da dostlarımız, belki arkadaşlarımız, hani bizim için önemli olan insanları bu şekilde görmüş oluyoruz. Her günümüz dolu dolu geçiyor. Siz de vakit bulabiliyorsunuz tabii ki. Yani bulmaya çalışıyorsunuz. Ayırıyorum, daha aynen, doğrusu. Aynen, dediğiniz gibi bulmaya çalışıyorum için kesinlikle. Evet. Peki Hannover'de Ramazan nasıl geçiyor? Hannover'e özgü konuşacak olursak. Hannover'e özgün Ramazan... Etkinlikler yani, oluyor mu örneğin burada etkinlikler da? Etkinlikler oluyor. Toplu iftarlar, toplu ibadetler. Toplu iftarlar camilerde veya İslam kültürü, dernekler, yemekler organize edebiliyor. Şimdi Hannover'de değil ama dediğim gibi ben Braunschweig'de olduğum için daha çok böyle Braunschweig'e kayıyorum ama yakın 60 tabii kilometre ki olduğu için. Mesela örneğin Cuma günü de Eczacılar ve Doktorlar Derneği'nin iftar yemeği vardı. Orada da konuşmacı olarak davetliydim. Ne bu yapay et hakkında konuşma yaptım. Helal mı değil mi diye. Orada da mesela sadece Türkler değil, bütün Müslümanlar, Suriye'den, Afganistan'dan, aklınıza geleceğiniz her bir ülkeden insan vardı. Ve orada da Almanları da davet etmişlerdi. Belediye başkanlarını, Eczacılar, Doktorlar Derneği başkanları ve onların da çok çok hoşuna gitti. Hatta Doktorlar Derneği başkanı ile babam ve dedem 51 sene önce Almanya'ya geldiklerinde harika komşularmış. Düşünebiliyor harika musunuz? Harika bir şey gerçekten. Ve kadın 51 sene önce Türklerle, Müslümanlarla tanışmış ve daha önce hiçbir iftar yemeğinde bulunmamış. Bir ilk yaşadı kadın ve çok hoşuna gitti. Yani bir sürü sorular sordu ve çok hani bizler mesela neşe dolu insanlarız. Hani o kadar aç kaldınız ama yine de belli değil aç olduğunuz diye öyle hitap ettiler ve gerisini de bekliyorlar yani. Çok hatta güzel kendilerini davet ettiler. Bir dahaki sene böyle bir etkinlik olursa bizleri de muhakkak davet edin diye. Ne kadar güzel. Çok teşekkür ederiz. Bize ayrılan sürenin maalesef sonuna geldik. Ayaklarınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Hayırlı Ramazanlar. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Almanya Hannover'den sizlere seslendik. Şimdi sözü tekrar İstanbul'a bırakıyoruz. Efendim, dünyaya geldim gitmeye, hüsnüyle anı seyretmeye diyor dervişler. Hakikaten de birazcık öyle. İnsan da hayata yıllar eklemenin peşinde, teknolojinin getirdiğiyle birlikte. Yılların içine hayat değil, ömre ömür katmak değil, hayatın içerisinde yıllar eklemenin peşinde. Ölümsüzlüğün bir anlamda peşinde. Peygamber-i Ekber de işte ümmetin hakkında endişe ettiğim şey heva ve hevese uymaları, tuğlu emelden bahsediyor ki o da ahireti unutturur diyor. İnsan da kıymetli hocam bir unutuş içerisinde. Siz dünyevileşmeyi konuşuyordunuz. Orada işte insanın sürekli edinimlerle, kazanımlarla sürekli dünyaya kazık çaktığından bahsediyordunuz ama hep dünya lehine diyordunuz onu. Bir dengeye alması gerektiğini bunu söylüyordunuz. Buradan devam ediyorduk. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın mübarek ifadelerinde konuyla ilgili çok sayıda uyarı var. Tabii. Onlardan bir tanesinde kıymetli izleyicilerimizin aklında kalır mutlaka. Orijinaliyle müsaadenizle arz edeyim. Kün fit dünya kenneke garip. Şiir gibi bir hadis-i şerif. Evet. Dünyada gurbetteymişsin gibi ol. Aha. Ya ne demek gurbetteymişsin gibi? Gidersiniz gurbete. Şimdi bizi artık yurt dışından izleyen kardeşlerimiz genellikle gittikleri ülkelere yerleştiler. Pek çoğu belki dönmeyi düşünmüyordur ama daha kısa süreli bir gurbet düşünün. Gidiyor işte birkaç ay. Şimdi mevsimlik işçiler var ya, geliyor mesela, orada çalışacak. Kışlık şeyini, maişetini temin edecek birkaç ay. Onunla kışı geçirecek. Birkaç ay kalıyor. Gittiği yerde kalıcı yatırım yapmıyor yani. Gurbette kalıcı yatırım yapmıyor. Dönüş için hazırlık yapıyor. Döndüğü zaman uzun geçireceği süre için hazırlıkla beraber geriye dönüyor. Evet. Efendimiz bunu başka bir benzetmeyle peşinden ilave ediyor. Diyor ki ev abiru sebil, ya da yoldan geçen kimse gibi ol. Şimdi ben Erzincanlıyım. Erzincan'dan otobüse biniyorum diyelim. Firma ismi vermeyelim. Otobüs ilk molayı Sivas'ta veriyor. Erzincan'dan. Sivas'ta
yarım saat yemek ve ihtiyaç molası diyor. Bir tesiste iniyoruz. O tesise iniyoruz. Ben elime keseri, çiviyi, efendim 5x5'lik kalasları alıyorum. Şeye başlıyorum. Bir inşaat yapmaya başlıyorum. Evet. Evet. Ne yapıyorsun? Ya bir inşaat yapıyorum. Ya ne yapıyorsun? Niye yapıyorsun bu inşaatı? Ben burada efendim istifade ederim filan. Ya burada senin yapman gereken bir inşaat yapmak değil, yapman gereken şu an senin ihtiyaçlarını görmen. Gideceksin, karnını açsa doyuracaksın, ihtiyacın varsa göreceksin, namaz vakti ise namazını kılacaksın. Ondan sonra tekrar gelip otobüsüne binip yolun kalan kısmına devam edeceksin. Efendimiz bu benzetmeyi yapıyor şimdi enteresan. Yoldan geçen kimse gibi. Şimdi bir uzun yol otobüs yolcusunun yarım saatlik molada yarım saati aşacak şekilde yatırımlar yapıp kalıcı işler yapmaya heveslenmesi ne kadar yanlış bir bakış açısıysa, dünyaya gelen bir insanın ölümü unuturcasına, öldükten sonra dirilmeyi aklına getirmemecesine, sanki burada sürekli kalacakmış gibi işler yapması o kadar yanlıştır. Ne yapalım hocam? Dünyayı imar etmeyelim, dünyadan istifade etmeyelim, yiyip içmeyelim, evler yapmayalım. Hayır, o anlamda demiyorum. Bakın, dünyanın süresiyle bağdaşmayacak şekilde diyorum. Yanlış anlaşılmasın. Evet. Dünyayı imar edecek olan birinci derecede Müslümanlardır. Dünyanın nimetlerinden istifade etmeye en layık olan birinci derecede Müslümanlardır. Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Bunlar mümin kullarım içindir diyor. Dünyanın süsü, dünyanın nimetleri. Allah onları öncelikle mümin kulları için hazırlamıştır, yaratmıştır. İstifade edecektir. Fakat hiç bitmeyecekmiş gibi. Şimdi biz diyoruz ki buradaki evime, barkıma yatırım yapayım. Ahiretteki Cenab-ı Hakk'ın bana vermesini istediğim cennet köşkleri kendiliğinden olsun. Buradaki evimin duvarına tuğla üstüne tuğla koymadığım zaman, beton üstüne beton dökmediğim zaman nasıl yükselmiyorsa, cennette bana verilmesini beklediğim, arzu ettiğim, istediğim cennet köşkleri de kendiliğinden duvarları, tuğlaları koymadıkça yükselmiyor. Cennetin köşklerinin tuğlaları salih haberlerdir, ibadetlerdir, zikirdir, duadır, hayırdır, hasenattır, iyiliktir, güzelliktir, güzel ahlaktır. Yani güzel Müslüman olmaktır tabiri caizse. Güzel insan olmaktır. Zaten güzel Müslüman olmakla güzel insan olmak iç içe kavramlardır. Evet. Bir insan güzel insan olmadan güzel Müslüman olamaz. Güzel insan olmadan güzel Müslüman olamaz. Ahlakı düzgün olacak ki bir insan Allah katında da güzel bir insan olsun. Dolayısıyla şimdi bu dengeyi çoğu zaman insan aceleden yaratılmıştır. İnsan ya da acelecidir. İnsan peşin olana kella bel tuhibbunel acileh diyor bir ayet-i kerimede. Siz peşin olanı seviyorsunuz ve tederunel ahira, daha geç gelecek olanı bırakıyorsunuz. Yani dünyayı seviyorsunuz, ahireti bunu bırakıyorsunuz. Bir şiir gibi böyle bir ifadede, bir büyüklerin sözünde diyor ki, insanlar beş şeyi sever, beş şeyi unuturlar. يُحِبُّونَ الدُّنْيَا وَيَنْسَوْنَ الْآخِرَةِ İnsanlar dünyayı severler. Ahireti unuturlar. يُحِبُّونَ evet. الْقُسُورَ وَيَنْسَوْنَ الْقُبُورِ İnsanlar köşkleri, apartmanları, villaları, yazlıkları, kışlıkları çok severler. Ama o villalardan, o apartmanlardan, o evlerden daha uzun süre kalacakları kabirleri unuturlar. Şimdi dünyevileşmemek demek, ahireti unutmamak demektir. Dünyevileşmemek demek, kabri unutmamak demektir. Dünyevileşmemek demek, ölümle geçeceğimiz diğer hayatı unutmadan yaşamak demektir. Dünyevileşmemek demek, hazırlığın tamamını bu dünyaya yapmamak demektir. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle bir ifadesi var. Dünya sevgisi bütün hataların başıdır. Dünya sevgisi bütün hataların başıdır. Nasıl bir sevgiden bahsediliyor? Nasıl bir sevgiden bahsediyor? Burada ölçüsüz dünya sevgisinden bahsediyor. Bakın başka bir hadis-i şerifle onu açıklamaya çalışayım. Dünya diyor tatlıdır, yeşildir.
tatlıdır, yeşildir. Yeşil albenili olmasını ifade eder. Evet. Cazip olmasını ifade eder. Böyle baharı niye severiz? Her şey terü taze, yeteriyor. Yeniden doğar, ne genç, bahar. Terü taze, ne böyle pırıl pırıl. Dünya diyor tatlıdır, yeşildir. Allah dünyanın nimetlerine sizi halife kılar. Yani dünyanın nimetlerini sizin emrinize verir. Evet. Sonra bakar. Nasıl davranıyorsunuz? O nimetlere nasıl muamele ediyorsunuz? Dünyadan bunu söyledikten sonra dünyadan sakının der. Yani dünyaya aşırı bağlanmaktan sakının. Şununla anlatayım ben Burak Bey. Zamanımız var mı araya gitmek için? Hocam aslında zamanımız yok. Burada da bir detaya gireceksiniz gibi hissettirdiniz. Evet, biraz girmem gerekiyor. Evet, burayı dilerseniz böyle virgülle de bölmeyelim, tam alalım sizden. O yüzden bir ara verelim. Bir dini musiki örneği dinleyelim. Hem sizinle birlikte hem izleyicilerimizle birlikte. Kıymetli hocamın söze başlarken söylediği şey çok kıymetli. İnsan garip bir varlık. Gurbette olan bir varlık. O gurbette olan halini de unutmaması gereken bir varlık ama maalesef unutuyor. İşte ahireti de unutmaması gerekiyor ama nasıl hatırlayacağına dair birazcık da ölümden bahsetmeye başladı. Kıymetli hocama o ölümü kapı dışına niye ittiğimizi de bir anlamda sormakta istiyoruz. Ama gelin şu dini musikimizin güzel örneğini dinleyelim. Kanun sanatçısı Onur Asım Şen Ocak'tan Uşak makamında bestesi Hafız Mehmet Nezih Tolan'a ait Bilmem Nideyim Aşkın Elinden. Efendim işte böyle bazen işte kanun dile gelir, o söyler söylemek istediğini, insan da şöyle içinden geçirir gider ama en güzel şiir dizeleri geliyor. Yadında mı doğduğun zamanlar sen ağlar idin, güler idi Adem, öyle bir ömür sür ki olsun, mevtin sana hande,
halka matem diyor. Ölümü unutmamak lazım kıymetli seyirciler. Hakikaten ahiret yurduna hele oraya doğru giderken yükü azaltmak lazım. Konuşmaya devam edeceğiz ama Londra'da artık ezanı Muhammedi de yakın. Biliyorsunuz her zaman Londra ezanına giderken oruçlar açılmadan şöyle bir amin diyoruz hep birlikte. Elleri semaya kaldırıyoruz. Bu akşam da kıymetli hocam Burhan İşleyen bize o duayı edecek. Hocam Londra ezanına çok kısa bir vakit kaldı. Gelin amin diyelim, dualarımızı edelim. Sonra Londra'daki kardeşlerimiz de artık oruçlarını açsınlar, afiyetle yesinler yemeklerini. Buyurun. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Ya Rabbil alemin. Senin rızan için oruç tuttuk. Sana iman ettik, sana tevekkül ettik. Verdiğin rızıklarla orucumuzu açtık. Oruçlarımızı, ibadetlerimizi kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin, Ramazan-ı Şerif'in rahmet diye nitelendirilen günlerini geride bırakmak üzereyiz. Rahmet ve mağfiretine nail olabilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin. Her gününü ibadetle, zikirle, duayla, iyilikle, hayırla, hasenatla değerlendirip bayrama affedilmedik, bağışlanmadık bir günahımız kalmaksızın selametle ulaşabilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin, nefislerimizi, bedenlerimizi, yurtlarımızı, evlerimizi, Bilad-i İslamiye'yi her türlü felaketten, musibetten, maddi ve manevi hastalıklardan muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Bedenlerimizi maddi hastalıklardan koruduğun gibi kalplerimizi imansızlık, inkar, şirk, nifak başta olmak üzere riya, kibir, hırs, haset, gurur, öfke gibi kalbimizi bozacak, bizi biz olmaktan ve insan olmaktan çıkaracak her türlü manevi hastalıktan muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin, çocuklarımızı, evlatlarımızı zamanın getirdiği her türlü kötülükten muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Her türlü bağımlılıktan muhafaza eyle ya Rabbi. Çocuklarımızın kalbine ibadet sevgisini nasip eyle ya Rabbi. Namazı sevdir çocuklarımıza ya Rabbi. Sevdiklerini sevdir çocuklarımıza ya Rabbi. Onları muhafaza eyle ve onları muvaffak eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, sana iman ettik. Razı olduğun şekilde yaşayıp, razı olduğun hal üzere huzuruna gelmeyi, razı ve memnun olduğun kullarınla haşrolup cennet ve cemalinle müşerref olabilmeyi nasip eyle. Amin. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Efendim, Londra'da artık ezanı Muhammedi okundu. Allah kabul etsin diyelim bizler de. Sultanahmet Meydanı'ndan beraberliğimiz devam ediyor. İstanbul'da teravih namazı eda ediliyor. Kıymetli hocamız Doçent Doktor Burhan İşleyen'le birlikteyiz. Birazcık da ahiret hayatına dünyadan neyi nasıl götürebileceğimizi konuşalım ki kıymetli hocam işte salih amel dedi, ibadet dedi. Allah'ı unutmamak dedi. Hatta hani bir sözde de var ya Allah bes baki heves diye. Allah'ın dışındaki her şey hocam bir heva ve heves. Biz ahiret hayatına dünyadan işte bir şeyleri taşırken, o yükü alırken heybemize kıymetli hocam. Neler onlar? Birazcık daha açar mısınız? Hele o işte dünyevileşen insanın birazcık da oraları hani böyle kilimin altına süpürüp de neler koyacak heybesine? Ha, yani şunu anlatmaya başlıyordum. Yetişmez evet, dediniz. Evet. Yani şu benzetme hoşuma gidiyor. Ben Kur'an-ı Kerim'de Talut ve Calut kıssasını anlatır. Evet. Kutsal kitap da anlatır. Hatta kutsal kitabı esas alarak David ve Goliath filmini de yapmışlar. İzleyemedim ama aslına uygun mu değil mi bilmiyorum. Bir tavsiye değildir bu. Yani şey aleminde de batıda da bilinen bir kıssadır bu. Kutsal evet. kitapta da olduğu için. Davud aleyhisselam daha genç Talut'un ordusunda. Talut ordusuyla beraber gidiyor. Bir nehrin önüne geliyorlar. Yolculukları işte Calut ordusuyla karşılaşmak üzere gidiyorlar. Bir nehrin önüne geliyorlar. Talut komutan ordusuna bir konuşma yapıyor. Topluyor orduyu diyor ki İnna Allaha muttalikum bi nehar. Allah bir nehirle sınayacak sizi diyor. Kim diyor bu nehrin suyundan içerse benden değildir diyor.
nehrin suyundan içmeyin. Su zararlıdır, zararlı mineraller vardır, madenler ayrı, onu bilmiyoruz. Ama uzak, içmeyin diyor. Evet. Uzak durun. Bir avuç içebilirsiniz diyor. Susuzluğunuzu giderecek kadar. Ciğerinizin yangınını söndürecek kadar. İhtiyacınızı görecek kadar içebilirsiniz. Kafi miktarda. Bir kafi miktarda içebilirsiniz. Evet. Fazla içmeyin, fazla içen benden değildir diyor. Geliyorlar nehrin kenarına. Maalesef insanın işte fıtratı böyle. Feşeribu minhu illa qalilan minhum. Az bir bölümü hariç nehrin suyundan kana kana içiyorlar. Askerlerin çoğu komutanın emrini dinlemiyor, nehrin suyundan içiyor. Az bir bölüm içmiyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Biraz sonra düşmanla, cehaletin ordusuyla karşılaşıyorlar. Dedikleri şu: La taqate lena yevme bi Calut ve cunudi. Bugün Calut ve ordusuyla savaşacak gücümüz yok. Şimdi bunu ben acizane şuna benzetiyorum. Dünyadan istifade etmesi gerektiğinden fazla istifade ederse insan, gerektiğinden fazla istifade ederse dünyayla mücadele etmeye, nefsiyle mücadele etmeye, şehevi arzu ve istekleriyle mücadele etmeye, hırsıyla mücadele etmeye, şöhret arzusuyla mücadele etmeye, biriktirme, yığma arzusunu kontrol etmeye takati kalmıyor, gücü kalmıyor. Geçen yine bu stüdyoda sahur programında Dursun Ali Bey'in misafiriydim. Orada da verdim kıymetli izleyicilerimize bu örneği. Çok hoşuma gider. Şimdi bal koyun tabağa, bal olsun. Havalar henüz ısınmadı ama ısındığı zaman kıymetli izleyicilerimiz bunu deneyebilirler. Bu balın üzerine böyle balkonda, açık havada, bahçede filan hemen kara sinekler gelip konuyor. Balı seviyorlar. Tatlıyı seviyorlar. Hepimiz tatlıyı seviyoruz herhalde. Gelip konuyor. Bu çocukların fen bilgisi derslerinde kullandığı büyüteçler vardı. Böyle saplı. Uzaktan şey de olur. Yakını gösteren kalın mercekli gözlükler de olur. Onlardan şöyle sineği ürkütmeden bir izlemelerini acizane tavsiye ederim. Fırsat bulurlarsa. Mercek de şöyle uzaktan sineğe baksınlar. Sinek balın üstüne konuyor. Ağzındaki küçük iğnesini, hortumunu bala saplıyor. Bala saplıyor. İşte dünya birleşme bu. Burak Bey şimdi bakın. Emmeye başlıyor. Kontrolsüz emerse ne oluyor biliyor musunuz? Kendini kaybedip emdiğinin lezzetinden dolayı kendisini kaybedip aklı başından gidip de ayaklarını unutunca ayakları bala gömülmeye başlıyor. Yapışıyor. Kendisini kaybedip kontrolünü kaybedip emmesi gerektiğinden fazla emmeye başlayınca, balın üstünde kalması gerektiğinden fazla kalınca ayakları bulunduğu yere gömülüyor. Bir müddet sonra kanatlar da yapışıyor. Ama hala emmeye devam ediyor. Çok tatlı, çok lezzetli, dünya malı, deniz suyu gibidir. Kana kana. İçtikçe hararet artar eksilmez. Bir yarış tutturmuş aşıklarıyla, kaçanı kovalar gidene gelmez dediği gibi şairin, emiyor, 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 kanatlar yapışıyor. Küçük midesi doluyor demek ki. Evet, evet. Kanadını kaldırıyor, kanat kalkmıyor. Ayağını çekiyor, ayak çıkmıyor. Debelenmeye başlıyor. Zız yapmaya başlıyor. Zız yaptıkça, uçmaya çalıştıkça daha fazla batıyor. Evet. Akıbet nedir? Fecidir sinek açısından. Lezzetin içerisinde helak olmaktır. Of. Dünyayla münasebetini ayarlayamayan insanın durumu da balla münasebetini ayarlayamayan kara sineğin durumundan farksızdır. Farksız. Haddini aşan zıddına inkılap eder gibi bir durum ortaya çıkıyor. Çok da güzel bir örnek verdi hakikaten, anlayabilmemiz için kıymetli hocam. Şimdi sizleri Romanya'ya, Mecidiye'ye götürüyoruz. Naca Müftiç, Romanya Mecidiye kasabasında yer alan Sultan Abdülmecit Camii'ndeki toplu iftara katılıyor. Bakalım bizlere oradan neler aktarıyor. Thank you.
seyirciler, Romanya'nın Dobruja bölgesinde Mecidiye kasabasındayız ve buradaki Ramazan atmosferini sizlerle paylaşacağız. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Allahu Ekber. Mecidiye'de Abdülmecid Camisi'nde toplu iftara katıldık ve biraz sohbet edelim. Sizi tanıyabilir miyiz? Benim ismim Orhan Gafar. Tatarım ben. Neremize arkadaşımın arasında Türk de var, Tatar da var. Ben işte de hoş geldiniz bizim camiye. Romanya'nın Dobruja bölümünde Osmanlılar bir 500 yıla kadar zapt etmişler burada. Bunda Mecidiye ve bütün köylerin, etrafta köylerin isimleri hepsi Türk isimleri vardı. Bazılarımız köylerden geldik. Bazılarımız burada doğduk. 90'dan sonra tek bir memleket bize yardımcı oldu. Müslümanlara, Romanya Müslümanlara Türk cumhuriyeti. Ben köyden gelme 1969'da geldim burayı Mecidiye'ye. Hangi köyden? Esekgün'den. Bulgarların yanından, Bulgarya'nın yanından. Bütün Türkiye'ye selam söyleyeyim. Hepimiz köyden geldik Mecidiye'de. Bu camiye başladık. Namazma, her şeyime. Şimdi Ramazan'la başladık. Allah'a şükür. Allah uzun ömürler cümleye versin. 3 sene evvel emekli oldum. Emekli sonra camiye gelmeye başladık. Camiden bunda hocamız Vapas Hoca, Durmuş Hoca Türkiye'den Arapça öğretti. Biz de Arapça okuduk. Yani da Kur'an'ı okuyumuz. Zor muydu öğrenmekte? Devam etmem olsa okuyamayacaktık, öğrenemeyecektik. Devam etti, hocam bırakmadı dedi, öğreneceksiniz dedi. Tatar milletinden kop selam Türkiye'ye, gayrı Ramazanlar. Türkiye yaşasın Türkiye. Bizim gözlerimizin açıldı. Buraya gelmeden önce diyordum ki herhalde çok böyle bahtı kara bir yere gidiyorum. Ama o kadar şirin bir yere geldik ki dop dolu geçiyor. Ramazan'ın her günü iftarlarla geçiyor. Gençler geliyor, bayanlar geliyor. Türkiye'deki Ramazanlar ve buradaki Ramazanlar biraz kıyaslanabilir misiniz? Ya, Türkiye'deki Ramazanlarda tabii halk, herkes çok böyle işin içerisinde olduğu için pek kıymetini bilmiyor. Ama burada bunun kıymetini biliyorlar. Yani çünkü bir susamışlık var, bir açlık var ve bu açlığı da bu şekilde bir araya gelerek doyuruyorlar elhamdülillah. Elhamdülillah, Türk'üm ve Müslümanım. Elhamdülillah. Ramazanlar nasıl geçiyorlar burada? Ramazanlar bize çok güzel geçiyor yani. Bugünler herkes böyle bir yere geliyorlar. İbadetlerini yapıyorlar. İftar sofralarında bulunuyorlar. Ne mutlu bize. Hayyu alel felah, hayyu alel felah. Allahu ekber. Cami ile ilgili kısa biraz bilgi verebilir misiniz? Cami Sultan Abdülmecid fermanıyla yapılan bir camidir. 1856'da inşaata başlanmıştır. 1853'te Kırım Savaşı'ndan dolayı burada, bu bölgede 6000 Tatar Müslüman getirilmiş oradan. Onlar için bu cami inşa edilmiş. Tüm seyircilerimize bir Ramazan mesajı göndermek ister misiniz? Ramazan ayı mübarek olsun. Allah bu aydan istifade eden kullarından eylesin inşallah. Daha güzel, daha müreffeh Ramazanlar yaşamak dileğiyle. Çok teşekkür ederim. Sayın seyirciler, bu akşam bizlerden bu kadar. Yarın inşallah yeni bir güzel Ramazan hikayesiyle tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın, sevgiyle kalın.
Efendim, Sultanahmet Meydanı'ndan beraberliğimiz devam ediyor. Durak noktalarımız bu şekildeydi bu akşam. Bizler de hem dünya hayatını hem ahiret hayatını birazcık işin içine elbette ölümü katarak ama özellikle ahiret hayatının ne olduğunu, insana ne anlattığını, dünya içerisinde yaşayan insanın ahiret hayatından ne anladığını ve pratikte nasıl o yola doğru ilerlediğini, heybesine neler kattığını birazcık konuşmaya çalıştık kıymetli hocamla ama ahiret de bir hayat, işte dünya hayatı deniyor. Orada sıfat olarak var dünya hayat. Ahiret hayatı da öyle. Bir hayat var orada ama nasıl bir hayat var? Kıymetli hocama bu son bölümde de onu soralım. Hocam, evet, nasıl bir hayat bekliyor orada mümini? Evet, tabii bu sürede belki sadece bir ayet-i kerimeden örnek verebilirim doğrusu. Süremiz çok azaldı herhalde. Ama şunu söyleyeyim unutmadan. Hani biz ölümden çok korkuyoruz. Aslında korkulması gereken ölüm değil. İmansız ölmekten korkmak lazım. Evet. İmanla ölünürse ölüm ölene bayram, bayrama sevinmek var. Oh ne güzel. Ne güzel tahta ata binmek var. Binmek var üstad. Ölüm güzel şey, perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber diyor merhum Necip Fazıl. Eğer imanlı yaşayıp, muttaki yaşayıp, muttaki ölebilirse insan, öldüğü gün bayram olur. Mevla bizi affede, bayram ol, bayram olur. Cürmü hatalar gide, bayram ol, bayram olur. Görne güzel, eid olur dediği gibi Alvarlı Efe'nin, Mevla'nın affına layık bir hayat yaşamışsak, artık bütün hüzünler biter. Efendimizin bir ifadesi var. Diyor ki, kişi mümin ölürse bütün yorgunluklardan, bütün eziyetlerden, bütün sıkıntılardan kurtulup istirahate gider. Ölüm onun için kurtuluş olur. Sevinç olur, neşe olur. Ve Cenab-ı Hak muttakilerin ölümünü anlatırken, zannediyorum Nahl suresi 34-32, oralara baksınlar merak eden kıymetli izleyicilerimiz. Nahl 32 ya da 34 olmalı. Diyor ki, muttaki olanların canlarını melekler hoş bir şekilde alırlar. Onlara öyle hoş davranırlar ki, alırken de derler ki, selamun aleyküm. Udhulul cennete bima kuntum te'amelun. Hiç endişe etmeyin, selam olsun size. Girin yaptıklarınıza karşılık cennete diye alırlar. Şimdi böyle alındıktan sonra Cenab-ı Hak tabii cenneti Kur'an-ı Kerim'de sık anlatıyor. Kıymetli dinleyicilerimiz İnsan Suresini, Vaka Suresini, pek çok sureyi okuyabilirler. Muhammed Suresinden bir ayet-i kerime geldi size öyle deyince aklıma. Bir kıyas yapıyor Cenab-ı Hak. Diyor ki, muttakilere vaat edilen cennet şöyledir. Evet. Muttakilere vaat edilen cennet şöyledir. Orada diyor, mimmâin gayri âsin. Bozulmayan sudan, su durdukça kurtlanma özelliği falan vardır. Hiçbir şey olmaz diyor. Böyle tadı değişmeyen, bozulmayan sudan. Bozulmayan sütten ırmaklar. Sudan ırmaklar, sütten ırmaklar, sarhoşluk değil, lezzet veren şaraptan ırmaklar. Adeta harika meyve suları gibi herhalde. Bir de süzme baldan ırmaklar. وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ Her türlü üründen, her türlü meyveden de var onlara. Yetmedi. Bir de Rablerinden bağışlanma var onlara. Yetmedi. Bakın şimdi Cenab-ı Hak cennetliklere tecelli edecek cemaliyle. Diyecek ki, selamun aleyküm. Ya ehlel cennet, ey cennetlik olanlar, selam olsun size. Yasin suresinde selamun kavlen bir Rabbir Rahim var 5. sayfada. Evet. Cennetlikleri anlatıyor. Sonunda da diyor ki, bu nimetlerin üstüne bir de Rahim olan Rab'tan selam var cennetlik olanlara. Selamlayacak Rabbimiz Celle Celaluhu ve soracak. Ey kullarım, razı mısınız? Memnun musunuz? Haliniz iyi mi Cenab-ı Hak? Ya Rabbi, bizi azabından emin kıldın. Ateşinden emin kıldın, cennetine aldın, nasıl razı olmayalım? Var daha. Size rızamı nasip edeceğim. Bundan sonra asla öfkelenme yok size. Kızgınlık yok size. Bir endişe yok size diye buyuracak Cenab-ı Hak. Şimdi bunları anlattıktan sonra, Allah'ın bağışlamasını da,
bir soru soruyor. İşte tam dünyevileşmeyi de ifade eden bir kavram. Diyor ki, bütün bu güzelliklere, bu nimetlere, bu ırmaklara, bu mağfirete nail olan kimse. Evet. Kemen huve halidun fin nari ve sugu ma'en hamimen feqatta'a em'ahum. Ayet bitiyor. Bütün bu güzelliklere ulaşan kimse, evet, alevli ateşe, cehenneme girip de susadığı zaman kendisine verilen su bağırsaklarını parça parça eden kimseyle bir olur mu? Onun gibi olur mu diyor. İddiayet. Son noktayı koyuyor. Bitti. Olur mu diyor yani. Evet. Ya niye dünyayı? Bak görüyorsunuz. Elinizle kendiniz defnediyorsunuz. Toprağa emanet ediyorsunuz. Peki. Gidiyorsunuz. Niye yani nefsinizin sesini dinliyor? Neden nefsinizin esareti altında kalmaya razı oluyorsunuz? Bak Ramazan geldi. Azıcık gayret etsenize. Azıcık Rabbinize yönelin. Oruçta. Çok güzel dediniz hocam. Azıcık gayret. Azıcık Allah'ın kulundan gayret. Razı olması çok kolay. Tabii kulun ki. Allah'tan razı olması zor diyorlar ya. Tabii. Birazcık öyle. Ya ayet-i biraz... kerimeleri o anlamda bakmak kesinlikle. Lazım. Kesinlikle. Bir yönelsenize Rabbinize. Yönelsenize. Azıcık bir hareket etseniz Allah bağışlamak için size adeta bahaneler arıyor. Evet. Yönelin ağzınıza sağlık. Çok güzel gerçekten özetlediniz. Şimdi sizleri son durağımıza götürelim bu akşam kıymetli seyirciler. İsviçre'de Liechtenstein'dayız. Baş beldesi Vaduz'daki Yeşil Cami'de gerçekleştirilen bir iftar yemeği var. Sizleri oraya götürüyoruz. Allahu Ekber, Türkiye'de Ramazan çadırlarını görerek özeniyoruz. Burada sadece çadırımız yok. Camimizde aynı etkinlikleri, oradaki etkinlikleri güzel bir şekilde camimizde gerçekleştiriyoruz. Ve her akşam burada iftar verilmekte. Türkiye'den gelen aşçımızla güzel yemekler burada hazırlanmakta ve cemaatimize ikram edilmekte. Yüce Mevlam Ramazanımızı mübarek eylesin. Bizim buradaki amacımız Türk kültürünü, Türk İslam Birliği'ni çoluğumuza, çocuğumuza en iyi şekilde anlatıp yıllardır süre gelen bu geleneğimizi hiçbir şeyden koparmadan bu şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz. Ramazanlar tabii bildiğimiz gibi birlik, beraberliktir. O yüzden de biz kendi çapımızda, kendi imkanlarımızla ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde biz burada Ramazan ayında her akşam iftar veriyoruz. Ramazanımızın tüm ümmetimize hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Gurbetteyiz. Ramazan çok güzel geçiyor, dolu dolu geçiyor. Şu iki senedir iftar yemeği veriyoruz burada cemaatimizle. Birlik beraberlik içinde güzel geçiyor. Ramazan dedim mi 11 ayın sultanı, güzel bir ay geç oluyor. Türkiye'de akrabalarıma, anneme, kardeşlerime çok selam söylüyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ramazan dolu dolu geçiyor. Burada bütün Türkler bir arada, bütün kardeşlerimiz bir araya gelip Ramazan iftarlarımızı yapıyoruz hep beraber. Teravihlerimizi kılıyoruz, namazlarımızı kılıyoruz. Güzel geçiyor. Allahu Ekber. Babalarımız bir vesileyle buraya geldi. Para kazanma uğruna geldiler belki de. Ama benim mesajım onlara şudur ki hicret niyetini alsınlar ve burayı Müslüman İslam'ı en güzel şekilde yaşamak için burada bir rol üstlensinler. Yani bir gayrimüslim bize baktığında İslamiyet'e kalbi ısınsın diye dilek umuyorum ve ümit ediyorum. Ramazan-ı Şerifimiz Avrupa'da Türkiye gibi olmuyor tabii. Anavatanımız gibi olmuyor. Biraz hüzünlü geçiyor ama günden güne burada da nüfusumuz çoğalıyor, gençlerimiz çoğalıyor elhamdülillah. Şuurlu bir nesil geliyor. Bu şuurlu nesille birlikte inşallah çok daha güzel hizmetler olacak.
Ramazanlar burada çok çok güzel geçiyor. İki senedir de daha güzel geçmeye başladı. Yemekler veriliyor burada, namazlarımızı kılıyoruz. Öğlenleri geliyoruz devamlı. Kur'anlar okunuyor, hatimler var. Yani çok güzel, dolu dolu bir Ramazan geçiriyoruz burada. Burada yaşamak zor ama birlik, beraberlik içerisinde olmak çok güzel bir şey. Camiye gelişimiz çok çok daha güzel. Akşama kadar camiye gelmeyi bekliyorum. Çünkü burada beraber yiyoruz, içiyoruz, beraber ibadet ediyoruz. Gelmediğimiz günlerde de bizler yavrularımıza aynı şekilde anne baba olmaya çalışıyoruz. Onlara İslam kültürünü, cami kültürünü vermeye çalışıyoruz. Geldiğim dönemlerde buralar daha çok değişikti ama şimdi çok güzel oldu. O zaman Türk fazla yoktu, böyle cami imkanlarımız fazla yoktu. Bu şekilde atmosfer hiç yoktu. Ramazanlar geldiği zaman coşku ile bekliyoruz. Cami olsun, bir araya geliyoruz. Yemekti falan, iftardı. Çok güzel geçiyor. Allah herkesten razı olsun. Efendim, Sultanahmet Meydanı'nda artık son bölümdeyiz. Birazdan veda edeceğiz. Doçent Doktor Burhan İşleyen hocamızla dünya hayatını anlattı bize. Ahiret hayatını anlattı. Meselelerle anlattı. Basitleştirerek anlattı. Örnekledi. Zihnimize böyle nakşetti. Bu Ramazan-ı Şerif akşamında son sözü de kendisine bırakacağız. Sonrasında veda edeceğiz. Kıymetli hocam. Çok teşekkür ederim. Güzel bir program oldu. Tekrar TRT Türk ekranları başında bizi izleyen kıymetli izleyicilerimize sağlık, selamet, afiyet diliyorum. Şunu müsaadenizle son olarak ifade edeyim. Dünya hayatı çok kıymetli. Çok kısa, çok kıymetli ama elimizdeki tek fırsatımız. Her yaşadığımız gün, her geçirdiğimiz dakika bizi rahmete, Rabbimizin rızasına ve cennetine yaklaştıran dakika, gün ve an olsun diye hepimizin bilinçli, dikkatli, özenli ve gayretli olmamız lazım. Birbirimize dua edelim. Kıymetli izleyicilerimiz bize dua etsin. Biz onlara dua edelim. Hep beraber el ele, gönül gönüle, yürek yüreğe Rabbimizin rızasını kazanacak bir hayat yaşayıp hep beraber Rabbimizin cennetinde buluşalım ümidiyle, niyazıyla. Bütün izleyicilerimize hürmetler sunuyor, hayırlı Ramazanlar diliyor. Bayrama hayırla ulaştırmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Evet, son olarak ahiret de aslında bir bayram da diyebiliriz. Evet. Nasıl ki Ramazan bayrama kavuşuyorsa aslında insan da dünya hayatıyla birlikte ahirete doğru da bir bayrama erişmiş oluyor. Ramazan onun eğitimini veriyor her sene bize zaten. Yani nasıl günü sabrederek geçirdiniz, iftarla bayram ettiniz. Ramazan'ı sabrederek geçirdiniz, bayramla bayram ettiniz. Ömrünüzü de günahlardan sakınarak geçirirseniz ahiretiniz bayram olacaktır diyor Cenab-ı Hak her sene bize. Rabbim ahireti bayram olacak bir ömür yaşamayı hepimize nasip eylesin. Amin. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. Bu arada sizin de tabii ki hani pek çok yerde ülkemizin kıymetli vaazlarınızla devam ediyor. Televizyonlarda da tabii ki o vaazları kıymetli seyircilerimiz de izleyebilirler, istifade edebilirler, erişebilirler. Onu da dünya hayatının bir nimeti saymak lazım. Evet, yani güzel. Ben hani Diyanet Televizyonu'ndan çarşamba günleri Hacı Bayram kürsüsünden adıyla sohbet etmeye çalışıyorum. 6 seneyi doldurduk. Allah'ın lütfuna hamdolsun. Bu Allah'ın büyük bir lütfu hakikaten. Sesimizi Cenab-ı Hak Celle Celaluhu hiç tanımadığımız insanlara, dostlara ulaştırıyor. Birbirimizden bu vesileyle istifade ediyoruz. Belki belki hiç aklımıza gelmeyen bir şey ahirette karşımıza çıkacak. Çünkü insan bir iyilik yapar, bir hurma tanesi kadar diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Arkadaşlar iftardan sonra Türkiye'de olduğu için hurma ikramı yapılmışlar. Tabii tabii, şimdi rahat yapabilirsiniz. Bir hurma kadar bir iyilik yapar, bir hayır yapar. Allah onu o insan için büyütür diyor. Saklar, büyütür, büyütür, büyütür. Mahşer meydanında, ahirette karşısına Uhud dağı kadar çıkar diyor. Önemli olan iyilik yapmak. Önemli olan iyilik ekmek. Önemli olan insanların kalbine dokunacak
güzelliklere vesile olmak. Cenab-ı Hak hepimizi rızası istikametinde güzellikler yolunda istihdam eylesin. Amin. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağ sağlık, gönlünüze ve sohbetinize sağlık. Kıymetli seyirciler, kıymetli hocamız, değerli üyemiz, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Burhan İşleyen hocamız bizlerle birlikteydi. İstifade etmeye çalıştık. Sultanahmet Meydanı'ndan bu akşam da bizlere ayrılan vaktin sonuna geldik. Dünya hayatını, ahiret hayatını ve birazcık da ölümü konuşurken o Rintlerin ölümüyle bitirelim gelin bu akşam. Ölüm asude bahar ülkesidir bir Rinde. Gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter. Ve serin serviler altında kalan kabrinde her seher bir gül açar, her gece bir bülbül öter. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarım adına hepinize önce güzel bir akşam diliyoruz. Sonra taçlandırdığınız keyifli, hoş sohbet bir sahur diliyoruz. Dualarla birlikte tam da o saatin en kıymetli yerinde. Yarınsa aynı saatte, saatler 20.10'u gösterdiğinde Türkiye saatiyle sizleri yeniden TRT Türk ekranına bekliyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın, hayırlı akşamlar.